Koronavirüsü pazarı nasıl etkiledi? Ya işlerimiz düştü. Yani insanlar tedirgin, kalabalıklara girmek istemiyorlar. Onun dışında bir şey yok. Etkileme kısmımız o yani. Yani şu an biz satış yapamıyoruz. Bir iki hafta öncesinden insanlar normalde alması gerekenlerin çok çok üzerinde evlerine stok yaptılar. Şimdi de iş yok yani şu an. Şu an pazar boş. Sokaklar da boş. Pazarın fiyatlar baştan. Bu normalde işçi bulunmadığından dolayı, işe gidelmeden, içeriye kapandıktan dolayı fiyatlar yükseldi yani. Haliyle etkiledi. Vatandaş içeriden dışarı çıkmıyor. Pazarı görüyorsun, saat kaç oldu, bomboş. Evet, yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şeyimiz yok yani. Ondan dolayı hayırlısı olur diyor inşallah. Şu anda etkileme yok bizde. İyi ki. Çok iyi ki yani. Pazar şu anda iyi yani. Normal süreçte gidiyoruz yani. Yani bizde bir sıkıntı yok. Geçen haftalara göre değerlendirirseniz nasıl, bir azalma yok mu? Yok abla, normal ya. Normal, şu anda iyi gidiyor yani. Öyle bir sıkıntımız yok. Seçme ayağına gelirse belediyemiz çok güzel yaptı. Niye desen? Çünkü biz eldiven kullanıyoruz. Vatandaşın çoğu müşterinin geldiğinde çoğu hasta oluyor veya hastalıklı, bilemiyoruz. Şimdi bir örnek vereyim, elma, portakalı veya domates bile de efendime söyleyeyim, 10 kişinin eli değiyor. Ne oluyor? Bundan bulaşıyor. Ama biz öyle bir sıkıntımız yok. Etledi. Mutlaka etledi. Çünkü pek kalabalığa girmek istemiyorlar. Evet. Yasa fena değil, yine de iyi. Hani özellikle bu C vitamini olduğu için portakal, elma, mandalini alıyorlar. Geliyorlar yani, iyi. İşte satımı da hızlandı bazı yerlerde. Yani bayağı yarı yarıya etkili yani şu anda. Millet çok çekingen kalıyor. Yani hastalık yaygın olduğu için, yani virüsün sıkıntı yarattığından dolayı millet açıkta gezmiyor. Gene de bir parça oluyor ama fazla bir sıkıntı doğuyor yani virüsten dolayı. Sağlık önemli yani. Gerekirse biz de çıkmayacağız yani sıkıntı olduğu zaman. İleriki günlerde tabii virüs salgından dolayı ölümler arası fazlalaşıyor. Onun için çıkmaya biz de düşünmüyoruz. Sonra ileriki günlerde vaka artarsa. Pazarı etkiledi, piyasayı da etkiledi hanımız. Acayip etkiledi, fiyatlar çok değişiyor. Bugün aldığınızda bağlamıyor. O şekilde kötü oldu. Zencefil ne kadar oldu Mahmut amca? Biz zencefil değil, samursak dahi 50 lira oldu. Yani her geçen fiyat artıyor. Millet alışveriş yaparken de korkuyor, dışarı çıkmaya da korkuyor. Hatta bir de şu, daha önce de bu piyasaya gelenleri havaalanında tutsalardı bu kadar perişan olmazdık. Yani oradaki insanları kontrol altına alacaktı. Saldı, ondan sonra toplamaya uğraşıyor. Bu insanlar çıkmaz ki. 6 lira hocam. Ne yapacağız bilmiyorum valla. Piyasa kötü hanım kız. İşler de iyi değil. 6 abla 1 kilo. Pazar yoğunluğunuz nasıl? Ha, şu anda görüyorum. Yoğunluk yok. Bir dön çek, pazarı bir dön çek. Millet bu şekilde geliyor gidiyor. Onu da zorunu alıyor gidiyor. Yani fazla bir şey de alan yok. Piyasa da dönmüyor, çarşı da dönmüyor. Onlar da haklı. İnsanlar kendi elimle alacağız diyor. Seçmeyin diyoruz. Seçeceğiz diyor. Bir sürü hikaye yanımız. Piyasa dolu. Hayatımız tadı yok. Her şey %50 arttı hemen hemen ya. Geçti gidiyor ya. Şu 7 lira, öbürü 5 lira. Aa 8 lira olmuş. 10 lira olmuş. Buradaki de 10 lira. Vallahi pazarda hiçbir değişiklik yok. Aynı. Koronavirüs diye bir şey de yok zaten. Gördüğünüz gibi insanlar alışverişini yapıyor. Gayet de güzel. Açıklanan vakalar var. Vaka var. Biz tedbirimizi alıyoruz. Bak elimizde eldivenlerimiz var. Sattığımız ürünlerimiz hepsi ambalajlı. Koronavirüsü pazarı etkiledi. Yani insanlar tereddüt içinde. Daha önce böyle bir hastalıkla karşılaşmadığımız için insanların da bu hastalıkta pek bir bilgisi yok. Hani ne olacak, nasıl olacak? Müşterilerimiz bizi arıyor. Pazar açıldı mı diyor, gelmeye tereddüt ediyorum, korkuyorum diyor falan bu şekilde. Biraz da etkiledi derken, müşteri tabii ki yüzdeleme oranı düştü ama gelen de biraz fazla alıp gidiyor. Hani bizim çok ekonomik olarak fazla bir sıkıntımız yok ama inşallah bir an önce bu hastalık geçsin gitsin diyor, dua ediyoruz. Pazarı da etkiliyor, marketleri de etkiliyor, milletin çalışma durumlarını da etkiliyor, fabrikaları da etkiliyor, her şeyi etkiliyor ablacığım. Cenab-ı Allah bu günleri göstermeseydi de iyi bir şeyler gösterseydi bize. Gene bugünümüze de şükür diyoruz. Allah'tan gelen bir şey diyoruz yani. Bir şey diyemeyiz daha. Vallahi bayağı etkiledi yani. %50 etkiledi yani. Hatta da diyebiliriz ki yani sabah saatlerinden sonra %60, %70 oluyor yani.
İşlerin tadı yok yani. Ama herkes tabii ki önce sağlık olduğu için Allah kimseyi sağlıktan geri koymasın yani. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Onun için de bir şeyler alınıp satılacak mecburen. Ama tabii herkes tedirgin yani şu anda. Siz de görüyorsunuz yani pazarın halini. Daha önce geldiyseniz Talas pazarları tıklım tıklım olurdu. Şu anda öyle bir şey yok yani. Rekabet yok yani ama hayat devam ediyor yine de. Yapacak bir şey yok yani. Pazarımızda düşüş var ama vatandaşımız tedirgin olduğu için biraz daha tepkinli geliyorlar. Biraz daha tabii ki evde kalanlar var, gelmeyenler var. İster istemez bu da maddiyat olarak yansıyor yani. Bu yüzden dolayı biz de gereken önlemimizi aldık zaten. Ellerimize eldiven, maske falan takıyoruz. Onun için bir sıkıntı yok. Ama ha ne kadar da uzak durursa o kadar iyi olur tabii sağlığımız için. Ama ister istemez temastan da kaçınıyoruz. Pazar iyi etkiledi. Yani müşteri gelmiyor, çıkmıyor, iş yok. Zaten normalde piyasa yoktu. Bu da tam oldu. Üstüne tuz biber oldu. Allah sonumuzu hayır getire. Pazarda öyle aşırı bir etkileme yok. İşlerimiz daha iyi, daha düzgün. Yalnız çok ciddi bir şekilde ilerleme var. Yani tam olarak yayınlamıyorlar ama çok ciddi bir şekilde ilerleme var. Bazı insanlar bunun farkında değil ama sonumuz iyi değil gibi görüyorum. Özellikle yaşlılarımız için evden çıkmaları, hatta yaşlılardan ziyade bir 15-20 gün sokağa çıkma yasağı da getirilmesi bence mantıklı. Vallahi iyice beni etkiledi. Pazarda kimse yok. Normalde bu saatlerde bura ana baba günü olması lazım. Şu anda kimse yok. Allah sonumuzu hayır getirsin. Elimizden geldiği kadar uyumak zorundayız. Yani halkımızın sağlığı için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Yani yapacak hiçbir şey yok. Halkımız için onu uygun görüyorlarsa biz uyumak zorundayız yani. Biz pazarcı olaraktan herkes uyuyor. Seçme hiç bir tane kalmadı şu anda. Herkes itinalı bir şekilde veriyor mallarını. Tabii uyumak zorundayız. Çünkü eldiven elimizi görüyorsunuz. Şöyle kameraya göstereyim. Ama bu ne oluyor? Ama bunu yıkamadan da yemesinler. Elmayı, mandalini, portakalı ne olursa olsun kesinlikle yıkaması lazım. Çünkü tozlu mal bu sahneden çıkıyor. Öbürü dal malı mesela portakal. Efendime söyleyeyim. Mecbur yıkansa daha iyi olur. Hijyene karşı. Temizlik imandan gelir. Çok güzel bir şey. Hele bu zamanda çok güzel. Çünkü 50 kişi elini vuruyor çünkü. Şu anda kimin hasta olduğunu bilemeyiz ki. Bence güzel, mantıklı bir şey. Karar vermişler, güzel. Tutuluyoruz yani milletin sağlığı için. Bizi ne kadar yani iyisini verecek millet kararkar olsa biraz bunlar daha kolay olacağız. Kendi sağlıkları açısından da bizim sağlığımız için de. Yani çok önemli yani bu sağlık açısından. Yani genellikle biz de dikkat ediyoruz. Temizini alıp temiz olsun. Müşteri de memnun kalsın. Biz de memnun olalım. Bazıları da şimdi alışkanlıktan dolayı hala çile saçmaya çalışan var. Biz de karşı çıkmaya da diyoruz yani söylüyoruz. Razı olursa alıyor. Yoksa çekip gidiyorlar yani yapacak bir şey, yapacak başka bir şey yok. Biz mümkün olduğu kadar seçtiğimiz ama mecbur kalırsa adam elini vuruyor. Ben alacağım diye çıkıyor. Engelleyemiyorum da. Biz ona yıllardır karşıyız da bizim için iyi oldu. Seçmemeleri daha iyi. Çünkü çok mantıklı bir şey. Yani herkes elini vurmasa iyi olur tabii. Esnaf da hani düzgün eldivenini, maskesini takıp kendini sürekli dezenfekte ederek satarsa tabii ki mantıklı bir şey. Yani şu hastalık geçene kadar seçmeseler iyi olur tabii müşteri. Elinde eldiveni olanlar olsa dair gene seçtirmiyoruz. Kolonyayı döküyoruz. Buradan alışverişini yaptığımız kolonyayla gene ellerini şey yapıyoruz. Sağlığını, güvencesini sağlıyoruz, geri gönderiyoruz. Ya biz yani benim sattığım çeşit olarak zaten biz dokundurmuyoruz çeşitlerimize. Kendimizde satarken zaten bu nitrili eldivenle veriyoruz. O şekilde servis yapıyoruz. Müşteriye dokundurmuyoruz. Yani elimizden geldiği kadar ne kadar açıkta eğer hijyen kurallarına uyabilirsen o kadar uymaya çalışıyoruz biz de. Uyuyoruz, uymayanlara da uyarıyoruz yani. Yani genelde gıda olduğu için satılan ürünler yani önceden bakıyorlardı tadına ama şimdi siz bakmayın biz verelim siz öyle bakın diyoruz yani. Başka bir şey yok yani. Ama haliyle işler acısı yani şu anda. Ama ilerisinde inşallah kısa sürer. Ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. Aslında çok doğru bir seçim. Çünkü neden dersen vatandaş her gelen mesela benim branşım mantar üzerine.
Ben mantardan bir şey, başka bir şey satmam. Her gelen elini vurduğu zaman ister istemez sıkıntı çıkıyor. Bunun için de zaten mantara el vurulmaz, kürekle dolduruyoruz. En doğru seçim bu oldu bence, bu olaydan dolayı. Ha, domatesi falan alırken de neticede bir ne kadar el temas ederse o kadar mikrop çoğalır. Tek kelime. Vallahi hiç esmeyi bilmiyor. Bunu aldığı gibi koymuyor. Ben pazarcı falan değilim. Ben de sizin gibi sıradan bir insan. Ama seçmeyi bilmiyorlar. Bilmediği için de pazarcı seçtirmiyor. Kim olsa seçtirmez. Şu domates. Bunu buradan almıyor da bu kaldırıyor. En altından alıyor. Bu ne oluyor? Bu eziliyor. Buna da yazık günah. Normalde seçtiriyorduk. Bugün de bizim müşterilerimiz sabit olduğu için gelen poşet istiyor. Seçtiremiyoruz diyor da müşteri bazı kişiler anlıyor, anlayışlı karşılıyor. Bazıları da ters tepki yapıyor. Neden? Yani pazarcıların geneli çürük çarık doldurduğu için seçtirmeyenler. Bizde öyle görenler var şu anda. Da seçilmese daha sağlıklı şu anda. Çünkü bir mala 40 tane el değiyor gelene kadar. Siz kendiniz için nasıl önlemler alıyorsunuz? Olan eldivenimizi takıyoruz. Eve vardık bizi işte gerekeni duşumuzu falan alıyoruz. Üzerimizdekiler günlük yıkanıyor. Herkese yapması yani yapılacak şeylerin hepsini yapıyoruz yani. Ama yine de takdir yani. Dezenfektasyon kolonya kullanıyoruz, ıslak mendil kullanıyoruz kendimiz dışında. Ya zaten burada en büyük sıkıntı para. En çok biz paradan korkuyoruz çünkü en çok dolaşım olan o. Onun dışında bir şey yok. Eve gidince eve bulaştırmam adına girişte onu anlatıyordum biraz önce de. Hanım kapıda kolonyayla karşılıyor bizi. Normalde zaten günlük rutin duşumuzu alıyoruz zaten. Fırsat buldukça tabii ellerimizi sabunluyoruz. Tabii maske değil de eldivenle önem veriyoruz. Ne ilmur çarşıya? Biz de sağlığımız, müşterinin de sağlığı var yani ortamda. Ben de çalışıyoruz ya. İnsanları da aralıyoruz mümkün olduğu kadar. Piyasada kimin ne olduğunu bilemiyorsun ki. Devlet bunu daha önce havaalanında kontrol altına alacaktı. Kimse piyasaya girmeyecekti. Ne güzel memleket tıkır tıkır gidiyordu ya. Havaalanında kontrolsüz girdi. Ondan sonra iş kötü. Ben kullanıyorum. Kolonyayla falan dezenfekte ediyorum. Maske aldım. Şöyle maskeyi takıyorum. Filtreli maske dediler. Yesinden aldım. Ama geliyorlar maskeyi niye takıyorsun? Sen hasta mısın diyorlar. Hastalar takıyor maskeyi diyorlar. Müşteri de normal bir gözle bakmıyor yani. Benim korunma amaçlı değil de. Hastalığı yemama gibi düşüncesi olanlar var. Ben de o yüzden takmadım. Boşta duruyor şu an eldivenle falan kendimizi korumaya çalışıyoruz işte. Ablacığım kolonyamızı getiriyoruz, maskemizi getiriyoruz, elimize eldivenlerimizi getiriyoruz. Elimizden geldiği kadar en önemli sağlıkları almaya çalışıyoruz. Kişisel olarak tedbirlerimizi nasıl aldık? İşte eldiven kullanıyoruz. Müşteri elimizden geldiği kadar seçtirmiyoruz malı. Ama müşteri durmuyor, illa seçeceğim diyor. Yapacak bir şey yok yani. Bu şekilde ilerliyor. Vallahi ben size almıyorum ya. Vallahi almıyorum. Ne taraf, hangi taraf temiz? Allah'a seyim bak. Hangi taraf temiz? Böyle temizlik mi olur pazarlarda? Yani eldivenli maske. Yok ya, hanginizde eldiven maske var? Bir de bak hala ya. Tamam, bunlar da olabilir. Maske ağızda sıkar ha. Ağızda sıkar ha. İptal et, başa geç. Yok ya, geç ya arkadaşım ya. Tek buradaki her yer öyle ya. Kimse takmıyor bile koronavirüsünü. Öyle bir şey yok ya. Canını sevenler takıyor işte. Ben de canımı sevmiyorum Allah için. En sonunda ölecek. Değil mi abi? Çok ciddi bir şekilde ilerleme var diyorlar. Ya ha, ciddi bir şekilde ilerleme var ama. Burhan Bey hoş geldin. İnsanlar onu huy edinmiş ya. Tamam, camileri kapattın. Okulları, yurtları falan kapattın ama bu milletin ödemesi var. Borcu var, harcı var. Bu millet yattığı yerde nasıl ödeyecek? Tamam, sen evden çıkma diyorsun, güzel bir şey diyorsun ama bu milletin işe ihtiyacı var, paraya ihtiyacı var, elektriği, suyu, doğalgazı var. Tayyip amca güzel güzel diyor. Bunlar da ödesin veya da ertelemen 6 ay, kredileri mesela 3 ay ertelemiş. Ama bu milletin çeki var, banka borçları var. Onları niye bir şeye atmıyorsun? Tamam, ben yatayım, benim çeklerim ödesin. Ben aylık haftalık 350 bin lira biz çek ödüyoruz. Neden ödeyeceksin çalışmazsan?